Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu protestoları değerlendirdi. Diyor ki istifa etmeyi düşünüyor musunuz sorusuna şöyle bir cevap veriyor aslında. Asla düşünmüyorum. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde maalesef bazı gruplar bu protesto kültürünü biraz aşırıya götürdüler. Mesela evvelsi günü olan olaylarda rektörlük binasının 3 kapısı da ablukaya alınarak içeride çalışanların saat 9'a kadar dışarıya çıkmaları engellendi fiili olarak. Bununla ilgili uyarılar yapılmasına rağmen öğrenciler başkalarının özgürlüğüne engelleyici tarzda bir duruma girdiler. Ve bu kapsamda da tabii ki uyarılmalarına rağmen bu abluka kalkmadığı için bununla ilgili bir tedbir alınmak zorunluluğu doğdu. Bütün olay bundan ibarettir. İstifa etmeyi düşünüyorum. Şimdi bakın şunu söyleyeyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör olmak benim çok uzun süreden beri düşündüğüm bir hayalimdi. Ve şu anda bu noktaya geldiğim için, bu hayalim gerçekleştiği için çok memnunum. Boğaziçi'nin paydaşlarıyla birlikte, mezunlarıyla, öğrencileriyle, hocalarıyla, hatta etraftaki esnaflarıyla birlikte biz Boğaziçi Üniversitesi'ni çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Boğaziçi evet bugün de çok iyi bir yerdedir ama gerçekten dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına sokma hedefim var. Ve ben bunu yapabileceğime inanıyorum 4 sene içerisinde. O yüzden de asla istifayı düşünmüyorum. Ve Boğaziçi'ni de ilk 100'e sokmak için elimden geleni yapacağım. Yayınlar Hülya. Sağ olasın. Neler söyledi Melih Bulu? Biraz izleyicilerle de paylaşmış olalım. Tabii ben Melih Bulu'yla rektör atandıktan hemen sonra bütün bu tartışmaların akabinde konuşmuştum. Hı hı. Son derece işte yapıcı bir tavır içinde. Ben Boğaziçi ruhunu iyi bilen, işte yüksek lisansını, doktorasını Boğaziçi'nde yapmış bir akademisyenim. Bana karşı şimdi tepki olsa da kısa süre içinde bu tepkiler dinecektir, beni tanıdıkça sevecekler gibi açıklamalar yapmıştı. Keza Habertürk ekranlarında Veys Ateş'in ana haberi çıkıp orada da bu yönde açıklamalar yapmıştı. Ancak geçen bir ay içinde tabii ki hep birlikte izliyoruz. Boğaziçi'ndeki olaylar durulmak bir yana artarak devam ediyor. Açıkçası korkutucu. Dün ben Melih Bulu'ya sorduğumda, çünkü son dönemde bu kadar artan tansiyonla birlikte istifa çağrıları da buna paralel olarak artmış durumda. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz diye sorduğumda, şimdi Melih Bey'i biraz sıkıntılı gördüm. Yani kendinden çok emin, ya bu krizi ben çok kısa sürede çözerim gibi bir havası vardı yeni atandığında. Hı hı. Dün tabii biraz sıkıntılıydı sesi ama kararlı bir şekilde asla istifa etmeyi düşünmüyorum dedi. Nitekim bugün katıldığı bir organizasyonda yine kendisi aynı, aynı cümlelerle tekrar etmiş. Asla istifayı düşünmüyorum dedi. Ben bu baştan beri, atandığım andan itibaren 6 ay içinde bu kriz tamamen biter diye düşünmüştüm. Kafama 6 ay süre olarak koymuştum. 6 ay içinde de biteceğine hala inanıyorum dedi. Şimdi yalnız bu başladı, giderek azalıyor ve 6 ay içinde bitecek gibi bir ses söz konusu olamaz. Kendisine de söyledim. Yani bitecek diyorsunuz ama böyle bir gerilim, hem de 6 ay uzun bir süre kaldırılır mı? Yavaş yavaş sönülenir, biter. Ben içeride çok fazla akademisyenle, hocayla konuşuyorum. Birçoğu aslında benim yanımda ama mahalle baskısı yüzünden konuşamıyorlar diyor. Şimdi fotoğrafa baktığımızda böyle bir şey çıkmıyor tabii. Boğaziçi'nde önemli bir kesimi akademisyenlerin, Boğaziçi mensubu öğretim görevlilerinin bu protestolara katılıyor. En azından ön planda olmasına destek veriyor gibi görünüyor. Yani Melih Bulu'nun işi kolay değil. Ancak bir yandan olayların geldiği noktada da çok sıkıntılı, çok hassas bir dönem işte var. Mesela yani, olayların geldiği noktada özellikle rektör gösterilere nasıl bakıyor? Yani polis müdahalesiyle ilgili neler söyledi? Şimdi onu da sordum. Yani pazartesi akşamı Boğaziçi'nde yaşananlar hakikaten bütün vicdanlara kanatan bir şeydi. Yani ben bir Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak içim yanarak izledim. Yani o okula polis girmez. Zaten sürecin başından itibaren polis giriyor ve polisin girip bir de üstüne üstlük bu kadar sert müdahale etmesi. Hem Güney Kampüs'te, yani Boğaziçi'nin kalbinde bunların yaşanması. Hem dışarıda aşağıdan mı yürü dedi, aşağı baktı dedi. Bunun çok fazla bir önemi yok artık. Çünkü orada çok hoyratça komutlar vermeye çalışan bir polis görüyoruz çocuklara karşı. Yani bunlar her tarafı zedeleyen görüntüler. Şimdi burada Melih Bulu diyor ki ben çocuklarla her zaman diyalogtan yanayım. Pazartesi akşamı daha öncekilerden farklı bir şey oldu. Olan şuydu. Daha önce
protesto eylemleri kapsamında rektörlüğün bir kapısını tutuyorlardı. Hmm. Ama biz hani onlarla diyalog çağrısı yapıyorduk. Olmayınca başka kapıdan çıkıyorduk. Pazartesi günü ilk defa bütün kapıları tuttular. Yani abluka altına alındı. Üç kapıyı da. Üç kapıyı birden tuttular. Yani dışarı çıkmak imkansız hale geldi diyor. Peki dedim ki, peki Melih Bey, neden siz çocuklarla bu kadar diyaloğa açığım diyorsunuz? Niye gidip yanlarına konuşmadın? Dedi ki, yanlarına gidip konuşmayı emniyet ve benim koruma polisim riskli buldu. Güvenlik açısından sizi koruyamayız dediler. Büyük bir gruptu. Ama ben diyalogdan yanayım. Dedim ki aranızda bir ekip belirleyin. Gelin konuşalım. Buna yanaşmadılar kapıdaki protestocular. Çıkana kadar bekleyeceğiz. Abluka alıyoruz rektörlüğü dediler. Bunun üzerine polis müdahalesi şart oldu. Eve gidemiyordum. Rektörlükten dışarı adımımı atamıyordum diyor. Tabii bunlar çok acı manzaralar. Yine de mesela yani öğrencilerle teması yazında şöyle bir şey diyorsun. Yani üniversitedeki çalışma arkadaşları var. Öğrencilerle ilgili de temasları var. Yazından öğrendiğim kadarıyla tabii. Evet. O temaslar noktasında neler söylüyor mesela? Yani diyor ki ben her zaman diyalogla işlerin çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Ama diyalog ortamı kalmamıştı pazartesi günü müdahaleyle. Polis müdahalesi şart oldu diyor. Şimdi buradan itibaren Boğaziçi'ni artık aştı. Yani dün akşam ben işte tam da o yazıyı yazarken yazının sonuna da not düştüm. O yazıyı bitirmek üzereyken tencerelerle, tavalarla protestolar başladı. Yani beni bir anda hepimizi 2013'e ışınlayan şeyler bunlar. Şimdi gezi süreci Türkiye'de gezi olaylarına bir şey elde etmek isteyen protestocuların istediği sonuca mı götürdü Türkiye'yi? Hayır. Bakın bu tip sokak eylemleri her zaman devletin daha otoriterleşmesine, toplumun daha fazla kamplaşmasına hizmet ediyor. Türkiye'de tarihe baktığımızda böyle oldu. Yani dünya tarihinde de bunun istisnası yok. Yani yok denecek kadar az. Dolayısıyla şimdi buradan bir gezi çıkarmayı amaçlayanlar bu tehlikeyi görmek zorundalar. Yani bu sertlik hiç kimseye yarayacak bir sertlik değil. Bu sertlik aslında seslerini çıkarmak istediklerine de hizmet ediyor. Yani diyorlar ki mesela hayır biz otoriter Türkiye istemiyoruz. Bu Türkiye'nin daha otoriterleşmesini sağlar. Yani bu tehlikeyi görmek gerekiyor. Hakikaten evet. Ben her tarafa yönelik uyarı peki sana göre yapıyorum. Ne olmalı Nagihan? Bir kere siyasetin elini çekmesi lazım ama bu aşamadan sonra çok zor. Yani iktidarından muhalefetine Boğaziçi'ni yalnız bırakın. Yani Boğaziçi Türkiye'nin önemli bir değeridir. Türkiye'nin bu sert siyasi kutuplaşmalarına alet edilmeyecek kadar önemli bir değeridir. Yani bu okul en tartışmalı dönemlerde kendini kutuplaşmalardan, taraf olmaktan uzak tutmayı başarmış bir okul. Yani hakikaten çok çok hoyratça yaklaşılıyor. Üniversite öğrencilerine de hoyratça yaklaşılıyor. Yani burada mesela LGBT kulüp. Şimdi onu da sordum rektöre. LGBT tartışması yaşandı. Mesela bununla ilgili de yine belirtmiştin. Biraz istersen birkaç cümle ondan da bahset. Rektörün evet. Neler söylediğine dair. Evet, şimdi bir şuna ben itiraz ediyorum. LGBT kimliği kriminalize ediliyor gibi bir hava. Bakın bu da çok yanlış. Bu ülkede onaylamak zorunda değiliz. Ama her türlü kimliğe saygı duymak durumundayız. Bu bir. İkincisi şu. Şimdi bu açılan fotoğrafa da ben bu LGBT kimliği üzerinden hedef gösterilmesine kesinlikle karşı çıkıyorum. Ama aynı zamanda açılan işte Kabe'nin üzerinde bir şahmeran. Şimdi bu resimde bu benzine, yangına benziyor. Yani buna da kesinlikle karşı çıkıyoruz. Yani Boğaziçi ruhu bu da değildir. Bakın böyle büyük bir provokasyon, bu kadar hassas, bu kadar Boğaziçi'nin yıpratılmaya çalışıldığı bir dönemde fevkalade yanlış olmuş. Şimdi dolayısıyla iki şeye birden, ben rektöre dedim ki niye LGBT üzerinden yani nedir bu? Onların üyelikleri iptal edildiği için avukaya aldılar. Yani LGBT öğrencisi kaç tane olabilir? Yani bir avuç öğrenci üzerinden sanki böyle bir bir grupmuş gibi hedef göstermeyi ben açıkçası adil bulmuyorum. Orada rektörün verdiği LGBT henüz dernekleşmemişti. Onun için de bir prosedür var. Dernek olmak için başvuru yapıyorsunuz. Aday dernek diyorum özür dilerim. Kulüp. Kulüp olmak için başvuru yapıyorsunuz. Aday kulüp oluyorsunuz. Ve 2 sene içinde sizi inceliyorlar. 2 sene sonunda da kulüpleşiyorsunuz ya da kulüpleşmiyorsunuz. Şimdi LGBT aday kulüp statüsündeymiş. Sene ne zaman doluyordu dedim. Aslında dolmuştu dedi. Yani Mehmet Özkan bir önceki rektör döneminde 2 sene dolmuş. Hatta 6 ay kadar geçmiş. Ama eski yönetim herhangi bir karar vermemiş. Orada ayak durmuş biraz. Şimdi burada henüz adaydı kulüpleşmemişti. Ama bu olaylar işte bu oturmanlar bu kulüpten çıktığı için iptal edildi kulüpleşme başvurusu diyor. Orada da kafam karıştı geldi. Son olarak şunu sorayım. Tamam. Hükümanlar Güzel Sanatlar Kulübü'nden mi çıktı? LGBT Aday Kulübü'nden mi çıktı?
rektörün dediğine göre ikincisi. Yani orada da bir netlik yok. Ama önemli olan şu, Boğaziçi hepimizin değeri. Siyasetten uzak tutmalıyız ve öğrencilerin yıpranmasına engel olmalı. Peki, Nagihan Altı çok teşekkür ediyorum. Gün ortasına katıldın.